Tekrardan merhaba arkadaşlar. Şimdi bu videoları ben hepsini aynı gün çiziyorum. Çekiyorum daha doğrusu. Ama videolara ayrı ayrı koyacağım muhtemelen. Bu benim tamamlanmış ilk eskiz defterim. Satın aldığım ve tamamladığım ilk eskiz defterim. Kaç sayfa olduğunu hatırlamıyorum. Dur bakayım. İçinde birkaç sayfası koparılmış olması lazım. Burada yazıyor mu hatırlamıyorum. İşte başlangıç ve bitiş tarihim. 2019 3. ayın 4'ü başladı. 2019 10. ayın 12'si bitirmişim. İşte ilk sayfada benim manganın karakteri karşılıyor bizim. Arzu karakteri ve mangadan bir sayfa bu. Bu Günay. Yok, Aynur. Günay niye ya? Aynur. Bu Aynur, bu Arzu. Aynı Arzu'nun etiğinden yapışmış. Böyle bir çizim. Kare vardı sahne manga için. Bu yüzden öyle bir çizim olmuş. Daha sonra Arzu mangasından bir sayfa daha. Aynur, Terlan, Arzu. Burada da Terlan var. Ama işte diğer taraftaki çizim geçtiği için siyahlandı üzeri. Burada da mangadan bir sayfa var. Bu çizim defterinde benim mangadan sayfalar birkaç tane olacak. Çünkü mangayı çizdiğim süre boyunca eskiz defteri olarak bunu kullandım. Taslaklar için falan. İşte mangadaki bir sahnede böyleydi. Arzu. Manganın ismi de Arzu. Burada da Tarlan karakteri Arzu. Burada da Arzu var. Ve Aynur daha önceki sayfa. Ama burada biraz değişik çizmişim. Daha sonra Arzu mangasından bir sayfa daha çizmişim. Birkaç sayfa. İşte bununla bu sayfadan olması lazım. Bu da Arzu mangası için çizdiğim bir eskiz. İşte Arzu mangası için çizdiğim bir eskiz daha. Burada da Arzu mangası için eskiz çizmişim. Arzu, Aynur, Aynur. Bu çizimini Aynur'a benzer bir şekilde çizdim ama Aynur değil bu. Başka bir çizim. Burada çizmişim öylesine. Bu öylesine çizdiğim bir erkek karakter. Anime stilinde. Sanırım internetten, Pinterest'ten baktığım bir çizim. Sonra yine Arzu, Aynur. Arzu Chibi olarak. Ve mangadan. Manga sayfasının eskizi. İşte burada da var. Kim? Arzu eskizleri. Burada da mangadan bir sayfa daha. Tarlan, Arzu, Arzu, Arzu. Manganın sayfasının tamamı. Ve manganın bir sayfası da, iki sayfası bu şekilde. Arzu karakteri. Burada da Arzu'yu çizmişim. Benim manganın karakteri Arzu. Ama burada değişik bir stilde çizdim bunu. Neyse kendi stilim. Kıyafeti böyle. Bu sanırım son düzenlenmiş hali. Daha önce farklıydı kıyafeti. Sonra değiştirdim. İşte burada bir arkadaşımın gözlerini çizmişim. İşte onun gözleri hepsi. İri ve siyah olduğu için çok hoşuma gidiyordu gözleri. Bazen de kıskanıyordum. Benim de öyle kocaman ve siyah gözlerim olsa diye. Burada da manganın bir sayfası daha eskiz çizmişim. 20. sayfası manganın. Burada Bakü şehri var. İşte yine Arzu karakterim. Markete gidiyor galiba burada. Burada da Arzu mangası için birkaç sayfa eskiz çizmişim. Burada da Arzu mangası için mimikler ve eskiz çizmişim. Burada Arzu çip olarak var. Bu bir sayfa mangada. Mangam biraz tamamlanmamış gibi gözüküyor ilk bölümü. Ama yine de ilk bölüm bir şeyler çıkarmış. Bu da Arzu mangasından bir sayfa. Ama şu satıcı ben ihtiyar amca olarak düşünmüştüm. Ama yazar arkadaşım kadın olmasını istediği için mangada bu kadın karakter olarak çizdim. Bu Arzu. Bu da Arzu. Bu delikanlıyı değiştim mangada. Öyle diyeyim. Zaten bazı karakterler yan karakterlere girip geçen. Onlar tasarlamadığım için karakterler kararsızdım. Burada da Arzu mangasında bir sayfa daha.
Burada da öylesine çizdiğim bir karalama. Bunu ben parkta çizmiştim. Oturmak için olan... Ne ya? Şunun adını unuttum. Ay, dilimin ucunda ama hatırlamıyorum. Neyse. İşte karalama bir ev yapmışım. Sonra... Bunu da parkta oturarken çizmişim. Evet, bunlar ben parkta oturarken çizmişim. Çöp kabı. Kutusun. Ben parklarda neden çöp kutusunu çiziyorum ya. Bunu parkta çizmiştim. Bu pek başarılı olmadı. Daha sonra tekrar çizdim. Ve çizdiğim kişiye benzedi. Burada benzemiyor. Burada benim bir başka kuzenim var. Ona benziyor. Burada kediyi çizmişim. Bu ne ya? İşte önümde gördüğüm şeyleri çizmişim. Ne varsa onları. Ve kirlenmiş bu çizim yüzünden. Buralar tamamen kirlenmiş. Burada bir eskiz çizmişim. Hızlı bir şekilde kapatmam olmamış. Burada ben anneannemi eskiz çizmiştim. Ama daha sonra da üzerine sanırım guaj boyayla geçmişim. Tabii bu arada ben guaj boyayı kullanmasını bilmediğim için pek de iyi olmadı. Bütün parmağım kirlendi. Ama burada bir şeyler karalamışım. Ne olduğunu bilmiyorum. Burada da anneannemi karalamışım. Burada bilmiyorum neden böyle diyeyim. Sanırım kendimi çizmeye çalışmıştım. Burada da hay can. Ya kameraya dokunma ya. Lütfen tatlım ya. Sen hep öyle girdiğin zaman benim kameraya dokunuyorsun. Odak kayboluyor ya. Burada da anneannemi çizmişim. Kara kalem çizmiştim. Daha sonra üzerine işte boyayla geçerken renkler, orijinal renkler böyle değildi ya. Çizim eskizken güzeldi ama boyarken batırdım. Burada kafadan bir çizim var. Eskiz olarak. Ya tatlı ya. Bu benim o zamanlar Game of Sultans oynuyordum. Oyun. İşte o oyunda arkadaşımın çocuğu. Aynı gruptan olduğum arkadaşın çocuğuydu. Eskiz olarak hızlı bir şekilde çizmiştim. Daha sonra kağıtta güzelliğini çizdim normalini. Onu gönderdim kendisine Türkiye'ye. Kendisini de çizmiştim galiba. Emin değilim. Burada da karakteri bir eskiz karalama çizmişim ama bilmiyorum. Burada gözler çizmişim. Kedicik. Kedi. Burada eskizler çizmişim işte. Bir de annemin gözü. Uydurduğum bir göz. Ya kedicik. Dur lütfen. Isırmayı bırak beni. Bu videoyu ben burada durduruyorum. Bu. Lütfen. Çünkü daha kaç sefer gittim. Ve artık 8 dakika oldu. Sanırım 3 kısımda çizmeye olacağım. 3 video olarak çekeceğim bu eskiz defterini. Eğer bu tarz videoları beğeniyorsanız like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Ve kanalıma abone olarak destek olursanız çok mutlu olurum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Artık akşam oluyor. Gün batımı. Bu yüzden pek kamerada da iyi gözükeceğinden emin değilim. Işık olarak. Videoyu sonlandırıyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sen de hoşça kal der misin? Hı? Tatlı şey. Manyak kedi. Isırmazsan sen çok iyisin ya. Neden ısırıyorsun sonra neden yalıyorsun ya?